أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنعم عليه بالإيمان والإحسان في كل زمان ومكان والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين Kıymetli kardeşlerim, sahabe medresesimiz, medresemizdeki derslerimiz devam ediyor. Benimle de sahabe iklimi başlığı altındaki ikinci dersi inşallah bugün yapmaya çalışacağız. İnşallah istifade ediyorsunuzdur. Bazı şeyleri daha farklı bir biçimde alıyorsunuzdur. Semanın bize armağanı olan o güzide nesli biraz daha olsun yakından tanımı adına bu imkanı bir fırsata ve bir nimete çeviriyorsunuzdur. Sahabe dediğimiz o güzide nesil sadece öveceğimiz büyüklüklerini yad edeceğimiz bir nesil değil. Biz bütün İslam büyükleri için aynı şeyi konuşuruz ama özellikle büyüklerin büyüğü olan sahabe için biraz daha bu manada dikkatli konuşuruz ve almamız gereken meseleleri biraz daha farklı bir biçimde netleştirerek konuşmaya çalışırız. Sadece övmenin inanın ki bize bir faydası yok. Burada saatlerce biz ashab-ı kiram efendilerimizin yüceliğini ansak, evet meclisimiz bereketlenir onlarla, bir şeyler de öğrenmiş olabiliriz. Ama şuradan bu salondan çıkınca asıl almamız gereken mesajları almadan gitmiş oluruz. Kur'an da malumunuz olduğu üzere geçmiş peygamberlerin kıssalarını bize anlatır, geçmiş ümmetleri bize anlatır. Bir tarih kitabı olmamasına rağmen neredeyse Kur'an'ın üçte ikisi tarihi malumattan oluşur. Ama o ayetleri hatırladığınız zaman ne söylerse söylesin sözü yine muhataba getirir ve muhatabın alması gereken mesajın üzerinde ciddi bir biçimde dikkat çeker. Biz de böyle yapmamız gerekir. Tarih ne bir övgü malzemesidir, ne bir sövgü malzemesidir. Tarih örnek ve ibret almanın bir fırsatıdır. Eğer alırsak çok çok şey almış oluruz. Konumuz değil ama bu tarih meselesiyle alakalı sorunlarımızın ne boyutta olduğunu anlayabilmemiz için ben size bir örnek vererek bugünkü dersi başlatmak istiyorum. Biliyorsunuz İsrail ile Müslümanlar arasındaki mücadele, savaş çok ötelerden beridir devam ede gelen bir mücadele. Ta Yahudilerle biz mücadelemizi Aleyhisselat ve Selam Efendimizin gündemlerinden o zamanki günlerden başlatarak konuşuyoruz. Ve görünen o ki daha çok bizim bu manada bazı işlerimiz var. Bu son dönemlerde Arap İsrail Savaşı diye tarihe geçen 6 gün savaşları var. Muhakkak bilirsiniz o savaşları. O savaşlar sırasında İsrail savaş uçaklarını kaldırıyor Tel Aviv'den tam Turisina karşı tarafta olmasına rağmen şöyle bir manevra yapıyorlar. Geri dönüyorlar. Tunus üzerinden gelip Turisina'yı bombalıyorlar. Savaştan sonra soruluyor o günkü İsrail Genel Kurmay Başkanı'na niye böyle bir taktik izlediniz? Nereden aklınıza geldi bu aldatmaca taktiği? Yavuz'un Mısır'ı fethederken izlediği taktik bu. Biz de onu bildiğimiz için böyle yaptık diyorlar. Peki diyorlar böyle bir röportaj var internette de var bakabilirsiniz. Böyle bir taktik sizin aklınıza geldi, Mısırlıların aklına gelebileceği ihtimalinin üzerinde hiç mi durmadınız? Onlar da bilir. Onlar da sizin bu taktiğinize karşı başka bir taktik, başka bir strateji geliştirebilirlerdi. Asıl felaket ya da asıl böyle bizi çarpacak cümle o cümle. Müslümanlar tarihlerini okumuyorlar ki demiş. Eğer okusalardı bu taktiğin aslında tarihte onların dünyasında bir yerinin olduğunu görürlerdi. Böyle bir derdimiz var bizim. Tarih okuduğumuzu zannediyoruz biz ama ne tarihin felsefesine ait bazı şeyleri irdeliyoruz, ne tarihten tam anlamıyla ders çıkarabiliyoruz, ne tarihin bugünkü dünyaya söylediği mesajları getirme üzerinde yoğunlaşma adına bir gayret içerisinde oluyoruz sadece okuyoruz. Güzel hoşumuza giden şeyler varsa kahramanlık türküleri falan filan onları iyice söylüyoruz. İşte bu son dönemdeki tarihi filmlerden oluşan atmosferi de hatırlayın. Bu sözlerimi de onun arkasına ekleyin. Böyle bir şey hoşumuza gidiyor. Sadece bizi o anda biraz rahatlasın. Belli bir oranda bazı duygularımızı okşasın onun dışındaki şeylerle de zaten işimiz yok bizim ama böyle değil olmamalı Kur'an'ın tarih anlayışı böyle bir anlayışı bize asla söylemiyor biz örnek ve ibret nazarıyla okuruz neyi okursak ve kendi dünyamıza mesajlar taşıma adına bir gayretle okuruz İnşallah ashabı kiram efendilerimizin hayatlarına ait hayatlarına dair şeyleri okurken de bu çerçeveden okumuş olalım. Allah hepimize böyle bir doğru okuyuşu nasip eylesin. Şimdi ben bu silsilede bu sahabe medresesinde mukaddime dersini saymazsanız bugünkü dersle beraber 6 tane ders yapacağım. 6 tane şahıs, 6 tane sahabe efendimizi anlatacağım. Benim için de heyecanlı bir şey çünkü bu altı isimde ilk kez müstakil olarak anlatacağım isimlerden seçildi. Bugün Zeyd bin Erkam'ı da ben çeşitli vesilelerle farklı yerlerde parça parça hayatlarına ait bazı şeyleri anlatmıştım ama gerek bugünkü bu derse gerek bir dahaki Hazreti Muaviye dersinde gerek onun arkasındaki Amr İbni As dersinde gerekse diğer derslerdeki o isimleri ilk kez müstakil bir ders olarak işleyeceğiz. Bu da işin güzel bir heyecanı inşallah o heyecanla ait bazı şeylerini de sizlere yansıtmış olabilirim. Şimdi hemen bir hatırlatma yapıp öyle girelim Zeyd bin Erkam'a. Geçmiş derslerde söyledik bir sahabi efendimizi hakkıyla tanıyabilmemiz için beş şeye müracaat etmemiz gerekir. Hayatına müracaat etmemiz lazım, sözlerine müracaat etmemiz lazım. Çağdaşlarının sözlerine müracaat etmemiz lazım. Rivayetlerine müracaat etmemiz lazım. Semanın diline müracaat etmemiz lazım. Hayatına müracaat etmemiz lazım. Hayatına dair yazılmış kitaplar var. Belki bazı sahabi efendilerimiz için müstakil olarak da bunlar derlenmiş olabilir. Ama biz genelde bir sahabi efendimizin hayatına ait bazı bilgileri alabilmemiz için ana kaynaklara mecburen yönelmek durumundayız. Sahabe içinde yazılmış ana kaynaklar var. Biz onlara bakar ve onların üzerinden bazı şeyleri alırız. Buradan çokça duymuşsunuzdur zaten o isimleri. Mesela İbni Hacer'in El İsabesi, İbnül Esir'in Ustul Gabesi, İbni Sad'ın Tabakatı, Zehebi'nin Tecridi Esması ya da Siyeru Alamun Nübelası ile ahir Hakimin Marifetül Sahabesi ile ahir onlarca kaynak var bu alanda. Bu kaynaklara müracaat ederek bir sahabi efendimiz hakkında hayatına dair bilgileri oradan alabiliriz. Ancak burada bir problemimiz var ki onun altını bir çizmemiz lazım. Adını andığım ya da anmadığım ama o sınıfa girecek birinci dereceden kaynak niteliğinde olan eserlerin ilk yazılış amaçları bir sahabi efendimizi doğumundan vefatına kadar tanıtma maksadı taşımaz. Yani bir biyografi değildir bu kitaplar. Bu kitapların asıl yazılış maksadı sahabi hadis naklinde bir yeri var. Gerçekten hadis naklinde bulunmuş mu bulunmamış mı? Allah Resulü ile beraberliği var mı yok mu? Aleyhissalatü vesselam efendimizle en bariz bir biçimde yaşadığı hatıralar neler? Genel anlamda bunlara bakılır bu kitaplarda. Onun için mesela diyelim ki Zeyd bin Erkam için konuşalım. Onu bugün konuşmaya çalışacağız. İbni Hacer'in el isabesini açtığınız zaman Zeyd bin Erkam'la alakalı bilgiler bir sayfa bile değildir. En uzun İbni Sad'ın tabakatında anlatılır. Tabakattaki miktarda iki buçuk sayfadır ki iki üç tane rivayet de birbirinin tekrarıdır. Peki nasıl biz hayatlarına ait bazı mesajları bulacağız? Vallahi böyle bir dalgıç gibi gireceksiniz işin içerisine. Başka hiçbir çaresi yok bunun. Belki 100 tane kaynağı irdeleyeceksiniz. Onlardan derlediğiniz bilgiler hayatına dair bir kronoloji oluşturacak sizde. Hiç ummadığınız bir fıkıh kitabından bir şey yakalayacaksınız. Bir siyer kitabından bir şey yakalayacaksınız. Bir edebiyat kitabından bir şey yakalayacaksınız. Bir tefsirden, sebeb-i nüzül kitabından bir şey yakalayacaksınız. Getireceksiniz o sahabe efendimizin hayatındaki o boşlukta yer olan yere monta edeceksiniz. Böylelikle bir hayat oluşturacaksınız. Yoksa onun dışında ben sadece bu adını andığım kitapları okuyayım. Bunlarla, bunlardan sahabe efendimize ait bazı bilgileri öğreneyim derseniz hayal kırıklığına uğrarsınız. Hatta çoğunuz belki de İbni Hacer'in el isabesini okumaya tahammül edemezsiniz. Çünkü o uslup biraz ağır gelecektir size. Alışına gelmiş bir sahabi anlatımına da orada şahit olamadığınız için belki de tamamını da okuyamayacaksınız. Şimdi ben kendi talebelerime bile bazen İbni Sad'ın tabakatını zora zorla okutturabiliyorum. Çünkü rahat okunacak bir kitap değil onlar. Ama mecburuz eğer derdimiz bir sahabi efendimizi daha yakından tanımaksa hayatlarına dair iz bulabileceğimiz bütün kaynaklara müracaat etmek durumundayız. İkincisi sözlerine müracat. Her sahabe efendimizin az ya da çok bir şekilde bir sözü vardır. Bir olay olmuştur, bir söz söylemiştir. Bir sahabe efendimizle bir hatırası vardır. Orada bir şey söylenmiştir. Bir soru sorulmuştur. O soruya karşılık verdiği cevabı vardır. Bunlar da bazen bu biraz önce adını zikrettiğim kitaplarda kayıtlıdır. Bazen de başka kitaplarda kayıtlıdır. Özellikle Ebu Nuaym'ın Hilyetül Evliyası bir de İbnül Cevzi'nin Sıfatus Saffesi bu konuda sahabi sözlerini bize biraz veren kaynaklardan bazılarıdır. Başkaları da var elbette ki biz yine de burada biraz daha detaylı anlamak araştırmak durumundayız. Üçüncüsü çağdaşlarının sözlerine müracaat. Çağdaşları deyince en üstte kimi yazmamız lazım? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i. Efendimiz, Efendimiz de aynı dönemde yaşadılar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da büyük ihtimalle o sahabi efendimizle bir hatırası vardır. Şu anda adını bildiğimiz birçok sahabi efendimizle Resulullah nasıl hatıralar yaşamışsa ve onlara ait bazı sözler söylemişse ki bunların ana kaynağı hadis kitaplarıdır biliyorsunuz. O hadis kitaplarının içerisinden Resulullah'ın o sahabi hakkındaki sözlerini tespit edebiliriz. Çağdaşları dediğimiz zaman sahabenin Başka sahabi efendilerimiz hakkındaki sözlerini de buraya yazmamız lazım. Çağdaşlarını dediğimiz zaman o gün yaşayan ama Müslüman değil. Diyelim ki bir şairdir. O şairin o sahabi efendimizle bir hatırası var. Ona ait İslam düşmanıdır. O İslam düşmanının o sahabi efendimizde bir hatırası var ona ait. Yani çağdaşları dediğimiz zaman o gün o alanı o zamanı o zemini paylaşan herkesi bu sınıfın altına dahil edebiliriz. Ancak ben buraya bir şey daha ekliyorum. Çağdaşları dediğimiz zaman mesela sahabi o bilgileri kime verdi? Tabiine verdi. Tabiin kime verdi? Etbay tabiine verdi. Silsileyle geldi. Biz bir sahabi efendimiz hakkında detaylı bir bilgi elde etmek istiyorsak diğer nesillerden gelen alimlerin sözlerine de müracaat etmek zorundayız. Diyelim ki İmam Zehebi bir şey söylüyor. E nereden almış İmam Zehebi o bilgiyi? Bir yerlerden almış. Dolayısıyla alimlerin dilinden de aktardığımız o bilgiler bir yönüyle silsileyle çağdaşlarına ulaşacağı için... Onu da çağdaşların sözlerine müracaat başlığı altında değerlendirmemiz lazım. Dördüncüsü önemli bir şey bu rivayetlerine müracaat. Her sahabi efendimizin rivayeti yok ama adını bugün bildiğimiz 10 bin sahabi içerisinden 1002 sahabinin Allah Resulü'nden rivayeti var. Bu 1002 sahabinin yaklaşık 900 tanesi 1 ile 9 arasında hadis rivayet etmiş geriye kalan 100 tanesi ise biraz daha fazla o 100'ün içerisinden 10 tanesi biraz daha fazla o onun içerisinden 7 tanesi biraz daha fazla ki biz onlara müksürün diyoruz çokça rivayetleri olduğu için eğer bir sahabi efendimiz aleyhissalatü vesselam efendimizden bize bir söz aktarıyorsa bu çok önemli bizim için o sözü bize ulaştırdığı için önemli ama bir şey için daha önemli. O sahabe efendimiz o sözü yani Resulullah Aleyhisselatu vesselam'ın o hadisini aklında tuttuğuna göre kesinlikle rivayet ettiği o hadisle arasında bir bağ vardır. Ya aktardığı olayın aktörü o kendisidir ya olayın şahididir. Ya olayın içerisinde bir şey şekilde mesele ona ulaşmıştır ya da o mesele onun şahsiyetinin anahtar kavramlarını oluşturan bir şeydir. Ondan dolayı o hadis bir şekliyle onun diliyle lisanıyla bize ulaşmıştır. Bakın burada kaç insanız? Teşbihte hata olmaz diye bir şey söylenir ama teşbihlerde çok hata olur. Benim söylediğimde de hata var ama kıyas yapmam lazım ki anlaşılsın. Şurada bu kadar insanız ben şimdi bir buçuk saat konuşacağım. Çıkacağız buradan dışarıya hepimiz aynı şeyi almayacağız hepimiz kabımız nisip, nispetinde alacağız. Maşrabamız ne kadarsa o kadar dolduracağız. Onun için de bir ilim meclisine dahil olduğunuz zaman öyle bir dua edin. Allah'a maşrabamı genişletin diye dua edin. O genişlerse alacağımız da fazla olur. Ama ruh haliniz o gün neyse bu kürsüden duyacağınız bazı sözler de o ruh halinize uygun bir biçimde bir şekilde vuracak birbirine e aklınızda kalacak olan en fazla bilgi o anki sizin halinize uygun olan bilgi olacak. E sahabe de böyleydi. Hadiseler yaşanıyor. O anda o hadisenin içerisinde onun bir yeri var ya da bir hassasiyeti var onun. O hassasiyete uygun bir biçimde onu aklında daha iyi tutuyor. Dolayısıyla biz daha sonra Aleyhissalatü vesselam efendimizin sözlerini bir sahabi efendimizden duyduğumuzda biz o sözle beraber o sahabi efendimizin şahsiyetinin anahtar kavramlarını da ortaya koymuş oluruz. Mesela buradan Zeyd bin Erkam'a bir gönderme yapalım. En hassas olduğu mesele Ehli Beyt meselesidir. Ehli Beyt ile alakalı en önemli rivayeti de bize o ulaştırmıştır radıyallahu anh. Buradan anlayın artık demek istediğimi. Beşincisi de semanın diline müracaat. Semanın dilinden kastım vahyin dilidir. Kur'an'dır yani. Kur'an o sahabi efendimizi anlatır. Peki nasıl anlatır diye sorabilirsiniz. Biz biliyoruz ki Kur'an bir tane kafir bir tane mümin iki tane ismi sadece isim olarak zikretti. Kafir olan peygamberimizin amcası Ebu Leheb. Mümin olan da Ahzab suresinde kendisiyle özel bir olay olduğu için aleyhissalatü vesselam efendimizin evlatlılığı olan Zeyd bin Harise. Onun dışında isim var mı? Yok. İsim yok ama birçok sahabi var Kur'an'da. Tevbe suresinin 40. ayetini okursunuz. Hemen oraya bir Ebu Bekir yazarsınız. Zümer suresinin 9. ayetini okursunuz. Hemen oraya bir Hazreti Ömer yazarsınız. Bakara suresinin 274. ayetini okursunuz. Hemen oraya Hazreti Ali, Hazreti Süheyb yazarsınız. İle ahir onlarca şey. O şeyi düzeltelim. Fatır suresi 8. ayeti okursunuz. Hazreti Ömer yazarsınız. Zümer suresi 9. ayeti okursunuz. Hazreti Osman yazarsınız. Ve daha bir çok böyle ayetlerin karşısına sahabi efendilerimizi yazarsınız. Benim öyle de bir musafım var okurken orada sahabe ile ilgili bir varsa eğer hatıra hemen oraya o ismi iliştiririm ki aklımda iyice dursun. Dolayısıyla bunu okuduğunuz zaman buna önem verdiğiniz zaman ekseni bunu alıp okuduğunuz zaman Kur'an'daki birçok ayetin birçok sahabiyle de alakadar olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla biz bu beş şeye müracaat edersek sahabi efendilerimiz hakkında detaylı bir bilgiye sahip olabiliriz. Ama bu bilgileri topladığımız zaman yine en başa gideceğiz. Mesaj alacağız onlardan. Kendi dünyamıza izler taşıyacağız. Sahabenin yaşadığı o hatıraların bizim dünyamıza verdiği mesajlar üzerinde yoğunlaşacağız. Biz bunun neresindeyiz sorusunu soracağız ki bazı şeyleri almış olalım. Allah şimdiye kadar öğrendiklerimizi de Bundan sonra öğreneceklerimizi de bu ilkeler çerçevesinde inşallah alabilmeyi bizlere kolaylaştırsın da istifademiz daha fazlalaşsın inşallah. Benim aziz kardeşlerim, Zeyt Bin Erkam'ı biz Allah'ın doğruladığı genç serlevhasında anlamaya çalışacağız. Bu çok özel, çok güzel bir ifade olduğu için bunu serlevhaya çıkardık. Ama desek ki biz bu olmasın. Başka serlevha olsa ne deriz diye bir soru sorsak çok şey söyleriz. Birkaç tanesini söyleyeceğim size. Mesela şöyle bir serlevha belirlesek isabet kaydederiz. Bir cihat sevdalısı olarak Zeyd bin Erkam. Cihat dediğiniz şey sahabenin aşkı ve sevdası. İnanın ki o kadar yakışıyor ki bu iki kelime birbirine başka hiçbir kelime sahabenin karşısına yazılsa cihat kadar anlamlı ve değerli olamaz. Onlar evet iman kahramanları, onlar ahlak kahramanları, onlar sevda adamları, onlar ibadet noktasında iştiyak sahipleri, onlar şehadet adına inanılmaz bir aşk sahipleri ama bütün bunları hepsini içine alacak bir şey. Onların cihat sevdaları başka onun için sahabe ve cihat yazdığınız zaman bu iki kelime o kadar yakışır birbirine ki ancak o kadar olabilir. O neslin içerisinden bir genç şimdi doğum tarihini söyleyeceğim. Cihat sevdalısı hayatı boyunca oradan oraya oradan oraya koşmuş durmuş birisi. Biraz sonra detaylarını göreceğiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 15 yaşından küçükleri almıyor biliyorsunuz savaşa cihada. Zeyd bin Erkam 15'i devirdiği andan itibaren Resulullah'ın arkasındadır. Ve 17 tane gazvede Allah Resulü ile beraberdir. Kaç seriyede beraber olduğunu da hayatına bu nazarla baktığınız zaman görürsünüz. Halifeler dönemindeki haline baktığınız zaman başka başka şeyler görürsünüz. Dolayısıyla biz cihadı öne çıkararak Zeyd bin Erkam'ı anlamaya çalışsak bir cihat sevdalısı olarak Zeyd bin Erkam diyebiliriz. Bir başka şey sevda ocağında yetişip sevda kahramanı olan Zeyd bin Erkam diyebiliriz yetiştiği ocak bir sevda ocağı. Babası erken vefat ediyor o yetim kalıyor. Onun bakımını himayesini üstlenen ismi duyduğunuz anda bu sevda ocağını daha iyi anlamış olacaksınız. Kimin terbiyesinde yetişiyor? Abdullah İbni Revaha'nın. İbni Revaha onun babalığı gibidir. Öz oğlu gibi ona bakıyor. Aslında çok yaşlarında fark yok. Ama Abdullah İbni Revaha peygamberin şairi ve aşığı olan birisi öyle bir muhabbet oluşuyor ki aralarında biz dakikalarca ona ait meseleleri de konuşabiliriz. O muhabbet Mute'ye Abdullah İbni Revaha yürürken de devam ediyor. Ve Abdullah İbni Revaha dönüşü olmayan o yolda biliyorsunuz gidip de gelmeyeceğini biliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanlarıyla aynı bineye binelim ne de olsa benim bineyim sonra boş gelecek tek bir binekle gidelim diyerek aynı binekle giderler. Yol boyunca konuştukları savaşa şahit olacak mutede savaşta yaşadıkları döndükten sonra Zeyd bin Erkam'ın anlattıkları bize o sevda ocağından ne kadar istifade ettiğine dair izler söyleyecek. Dolayısıyla biz özellikle Abdullah İbni Revaha ile onun arasındaki bağları nazara vererek bir ders yapabiliriz. Eğer böyle bir ders yaparsak da alacağımız çok önemli şeyler olacak. Bir başka başlık eğer atsaydık şöyle bir şey atabilirdik. Peygamber mirası olan Ehli Beyt'in en sadık talebesi Zeyd bin Erkam. Ehli Beyt ile onun arasındaki münasebet bir başka öyle başka ki hep Hazreti Ali'nin arkasındadır o fırtınalı günlerde. Cemel'e katılıp katılmadığını bilmiyoruz ama sıfında adı var. Sıfında varsa Cemel'de de vardır. Ama biz orada net bir şey tarihten bulamadığımız için söyleyemiyoruz. Çünkü biliyorsunuz arka arkaya olmuş savaşlardır. Hazreti Ali'ye karşı muhabbeti, Ehli Beyt'e karşı muhabbeti saatlerce konuşacağımız bir şey. Şimdi burada parantez içerisinde bir şey söyleyeyim size. Onun o ehlibeyti olan aşkı sonra fitneler dönemi yaygınlaşınca sahabenin çoğunun tercih ettiği bir tavra onu sevk etmiştir. O tavır nedir? Sükunet tavrıdır. Sükunet tavrı zulme rıza gösterme tavrı değildir. Bu bazen yanlış anlaşılıyor. Fitneler büyür. Fitneye karşı bir şey yapamazsın konuşamazsın. Konuşsan yeni yeni fitneler olur. Gerçi bu fitne kavramıyla da benim biraz problemim var. Bu fitnenin kendisi de bazen acayip bir fitne oluyor da neyse oralara girmeyelim. Bu fitne meselesi çoğaldığı zaman bazı sahabi efendilerimiz ya konuşursak söylersek bir şeyler olacak ve bu olan şeylerden de bu ümmet zarar görecek diye zulme rıza değil ama sükunet tavrını takınıyorlar. Bu sükunet tavrında Yüreklerde inanılmaz derecede zalime bir buğz var. Zalime asla bir rıza göstermek yok. Zulme rıza göstermekte yok. Zulme şahit olmamak için zulmün olduğu yerlerde bulunmama hassasiyeti var. Bilmem anlatabiliyor muyum derdimi? Bu çok önemli bir şey çünkü bugün İslam coğrafyalarının dört bir tarafında ne yazık ki biz de bunlara şahit oluyoruz ve bu imtihanları bizde yaşıyoruz. Zeyd bin Erkam'da tarafı Ehli Beyt olmasına rağmen ve Ehli Beyt'in yanında yer almasına rağmen gelişen fitne hadiseleri özellikle Hazreti Ali'den sonra ve Kerbela'ya uzanan süre, çünkü uzun bir ömrü var o sürece gelene kadar tavrı sükunet tavrıdır. Ne zamanki Hazreti Hüseyin şehit edilir Kerbela'da ve kesik başı Ubeydullah İbni Ziyad'ın sarayına getirilir. Ubeydullah İbni Ziyad da toplar o gün. O gün hayatta olan sahabileri ve bazılarını ki başka derdi vardır adamın. O kesik baş o sarayın ortasında bir tepsinin içerisinde getirildiğinde elini alır bir değenek. Hazreti Hüseyin'in mübarek başıyla kulaklarıyla burnuyla oynar ve alayvari cümleler söyler o ana kadar tavrı sükunet olan o büyük insan dayanamaz ve en gür sedasıyla çek o kamçını o asanı o yüzden o yüzü ben defaatle Resulullah'ın öptüğünü gördüm ey İbni Ziyad kıyamette senin şefaatin kim olacak şunlar şunlar ama onun şefaati şefaatçisi dedesi olacak diyerek oradaki o tavrını sükunet tavrından izzet tavrına çevirdiğine şahit oluyoruz. Ubeydullah İbni Ziyad o kadar sarsılıyor ki hiç beklemiyor çünkü o gün valinin karşısında o sözleri söylemek demek ölüm demek ama onu göze alarak zaten bunları söylüyor. Diyor ki eğer şayet Bunamış bir ihtiyar olmasaydın seni öldürürdüm. Bu sözleri söylediği zaman artık Zeyd bin Erkam durmuyor orada sarayı terk ediyor ve Basra'nın sokaklarına çıkıyor. Sokaklarda şu sözü haykırdığını kaynaklar bize naklederler. Ey Arap cemaati bundan sonra artık size yakışan köleliktir. Siz Fatma'nın oğlunun öldürülmesine şahit oldunuz. Zillet bundan sonra sizin elbisenizdir. Bu zilletle yaşayacak ve bu zilletle öleceksiniz. Onun o günlerdeki tavrı bile Ehli Beyt'e karşı gösterdiği muhabbetin bir işaretidir. Zaten Ehli Beyt'e olan sevgi o gün bambaşka bir şey imtihan vesilesi olan bir şey. Her şeyi göze alarak bunu söylemesi buna ait bazı şeyleri söylemesi. Bizim de eğer Zeyd bin Erkam'ı anlatacaksak o mektebin bir sadık talebesi olarak anlatmamız isabetli. Bir başka bir şey mesela biz Zeyd bin Erkam'ı eğer anlatsaydık doğru ve emin bir tüccar olarak Zeyd bin Erkam diye anlatabilirdik. O tüccar ticaret yapan birisi ve Allah Resulü'nden öğrendiği çerçevede yapan birisi. Kılı kırk yararcasına daha çok kazanma arzusuyla yanan birisi değil yaptığım işten Allah memnun mu peygamberi memnun mu diye sorular sorarak yapan birisi. Mesela onun Bera İbni Azib ile yaptığı bazı ticaretler var. O ticaretlerde de karşılaştıkları bazı durumlar var. Mesela altının gümüşle gümüşün altınla takasına ait. Bu işin caiz olup olmadığına dair kendisine bir soru sorulduğunda sorulara cevap vermek istemiyor çünkü ben fakih değilim fetva makamı da değilim falanca filancaya sorun diyerek kendi üzerinden atmaya çalışıyor ama kendisinin ticaretini yaparken kılı kırk yararcasına ortaya koyduğu hassasiyet bizim onu doğru ve emin bir tüccar olarak anlamamıza vesile olabilir böyle bir ders yapsaydık ve onun ticaretine ait bazı şeyleri konuşsaydık yine konuşabilirdik beşincisi Vahye Sünnete, tarihe ve hadiselere şahit olan biri olarak Zeyd bin Erkam, Zeyd bin Ebi Erkam, Zeyd bin Erkam bu başlıkta da onu anlayabilirdik. Vahye, sünnete, tarihe ve hadiselere şahit olan biri olarak Zeyd bin Erkam. Vefatı Hicri 68, Miladi 688 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra 57 yıllık bir ömrün sahibi. Zaman uzayınca hadiseler çoğalıyor, sorular çoğalıyor, sorunlar çoğalıyor. E kime soracaklar? Allah Resulü'nün sahabisine. O da bütün bunların şahidi, birçok bilgi de var onun yanında. Ama varsa eğer başka aktaran ondan duymuyoruz biz. Ama bazı şeylere şahit olması onun üzerinden Vahyin, sünnetin ve tarihin anlaşılmasına katkı sağlamıştır. Dolayısıyla biz Zeyd bin Erkam'ı bu şahitliğinin üzerinden anlamaya çalışsaydık yine bize bir müstakil ders lazımdı. Birçok şeyi bu manada konuşabilirdik. Altıncısı da şu. Böyle bir ders yapsaydık da gerçekten o manada da alacağımız çok şey olabilirdi. Nübüvvet pınarından kana kana içen ve içiren bir yiğit olarak Zeyd bin Erkam nübüvvet pınarından kana kana içen ve içiren bir yiğit olarak Zeyd bin Erkam. Niye bu serlevha? İbni Hazm'a göre Zeyd bin Erkam'ın naklettiği hadis sayısı 70. Ahmet bin Hanbel'e göre 84. Ahmet bin Hanbel bazı tekrarları da sayıyor. Hadi biz 70 diyelim. 70 tane hadis Tekrarlarını biraz daha azaltalım en az 50 tane hadi 40 tane olsun 40 tane hadis üzerinden biz bir ders yapsak ve Zeyd bin Erkam'ın nakilleri üzerinden bazı şeyleri irdelesek bize saatler lazım. Çünkü o ayrı bir konu. Mesela farklı yerlere gidecek o hadislerin verdiği mesajların anlaşılması, yaşanan hatıralar orada bazı mesajlar o bize başka başka kapılar açacak ama inşallah onları sizler okuyacaksınız. Ben bunların 6 tanesini de söylemeyeceğim. Bugün size söyleyeceğim şey Allah'ın doğruladığı genç. O kadar güzel ki bu 5-6 tanesinden daha önemli o olduğu için ben özellikle onu serlefa olarak yapmış oldum. Şimdi benim güzel kardeşlerim sonda vereceğimi başta vermek istiyorum. Dün de cumartesi derste söyledim zaman uzayınca dikkatler de dağılınca asıl mesajdan mahrum oluyoruz. Onun için öyle bir riske atmamak için Zeyd bin Erkam bize ne der sorusunun cevabını tam burada size vermek istiyorum. Hayatını zaten birazdan kısaca vereceğim size. Ama özellikle Zeyd bin Erkam bize neler öğretir sorusunun cevabı onun hayatından alacağımız mesajların ne olduğuna ait bilgileri içerdiği için bizim için önemli. Neler öğretir bize? Birincisi şu. İslam'ın mukaddesatına karşı kuşanılan hamiyet insana tarifi mümkün olmayan bir şeref kazandırtır. Bu birinci ve onda var bu. Nasıl olduğunu da birazdan göreceğiz. İslam'ın mukaddesatına karşı kuşanılan hamiyet insana tarifi mümkün olmayan bir şeref kazandırtır. Zeyd bin Erkan bu şerefi kazandı. Allah'ın doğruladığı, Allah'ın tasdiklediği bir genç oldu. Nasıl olduğunu birazdan göreceğiz zaten. Ama biz bu hamiyet duygusunu anlarsak eğer inşallah biz de oluruz. Ama benim güzel kardeşlerim İslam coğrafyalarının gençleriyle ihtiyarlarıyla hali şu. Biz hamiyeti unutmuşuz ve hamiyeti öldürmüşüz. Onun yerine eğer almışsak bazılarımız hamaseti almışız. Hamaset haddi zatında kötü bir şey değil biliyor musunuz? Eğer hamiyet varsa zeminde üzerinde hamasetin olmasında hiçbir beis yok. Çünkü Hamiyet dediğiniz şey dini koruma ve savunma duygusudur. Bu içe ait bir şeydir. Hamaset ise bunun dışarıya yansıtılmasıdır. Ama içte yoksa sadece dilde ise ne duruma düşürüyor adamı? Sloganik bir hale düşürüyor. Konuşuyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun. El davuşta bir şey yok. Mesela kahrolsun İsrail diyorsun. Gidiyorsun bir fabrikadan İsrail bayrağı alıyorsun paranla. O paranla aldığın bayrağı gelip yakıyorsun. Yakarken rahatlıyorsun. İşte oldu bitti. Hamaset dediğiniz şey bu işte. Ama hamiyet olsaydı altı dolu olacaktı onun. Alacaktın şu başını ellerinin arasına. Ya ben nasıl mücadele edebilirim ehli küfürle? Nasıl mücadele edebilirim ehli nifakla? Şimdi ehli nifakın bazı özelliklerini öğreneceğiz. Nasıl mücadele edebilirim ehli cehaletle? Çünkü cepheler hep aynı değil, mücadelenin yöntemi de aynı değil kendin hayatın içerisinde neredeysen orada bir hamiyet duygun oluşurdu. Herkes her işi yapamaz ama herkesin yapacağı bir iş vardır. Kendi yapacağın işi tespit ederdin. Hayatın içerisinde Allah seni nereye konuşlandırdıysa o konuşlandırdığı yerde bir cihat başlatırdın. Bu cihat deyince de artık eğer aklımıza sadece kılıç kalkan geliyorsa vay ki vay halimize bizim. Vay ki vay halimize ama ne yazık ki o geliyor. Cihat dediğiniz şey geniş bir kavram. Hamiyet o cihadı ortaya çıkaran şey zaten. Zeyd bin Erkan bunu kuşandığı için İslam'ın mukaddesatını korudu. Kendisine layık bir iş yaptı ve o işi öyle bir iş olarak yaptı ki Kur'an onu tasdikledi ve onun o hamiyeti Allah'ın övdüğü, Resul'ün takdir ettiği bir şey oldu. Bugün de o kapı açık. Hiç zannetmeyin ki o kapılar kapandı. Bizim onlarla farkımız, bizim yaptıklarımız Kur'an'a girmeyecek. Ama Kur'an'a giren şeyleri yaptığımız zaman bilin ki o tasdik bizde de var. Eğer peygamberin bir duası varsa bir sahabe efendimizin hakkında bilin ki o dua sadece o peygamberin o sahabeye yaptığı dua değil, o işe yaptığı bir duadır. Aynı işse o dua senin de arkanda var. O işe ait bir şey olduğu için sen onu kendi üzerine alıp teselli olabilirsin. Ama ahirette de zaten bunun karşılıklarını göreceğiz Allah'ın izniyle. İkincisi ne öğretir bize Zeyd bin Erkam İmanın sorumluluğuna karşı kuşanılan sadakat insana elde edebileceği en büyük rütbe ve makamı kazandırtır. Dikkat edin imanın sorumluluğuna karşı kuşanılan sadakat insana elde edebileceği en büyük rütbe ve makamı kazandırtır. Bir genç Kur'an'a girecek. Yüzlerce sahabinin içerisinde Allah Resulü onun kulağını sevecek. Gel şu kulağı bir sevelim diyecek. O kulağı okşayacak. Ona bu şerefi kazandırtan şey budur işte sadakat. Doğruluktan ayrılmamak. Neyse ona ait şeyleri ortaya koymak. Bunun çok canlı bir örneği onun hayatında olduğu için sadakatin insanı vardıracağı rütbeyi makamı en güzel göreceğimiz örneklerden bir tanesi Zeyd bin Erkam. Üçüncüsü peygamber mirası olan ehli beyte karşı duyulan muhabbet insana her daim adalet çizgisini muhafaza etmesini kazandırtır. Bakın çok önemli bir şey bu. Peygamber mirası olan ehli beyte karşı kuşanılan muhabbet insana her daim adalet çizgisini muhafaza etmesini kazandırtır. Adalet dediğiniz kavram muhabbetten ayrı değil. Muhabbet olunca adalet olur zaten. Sadece sevmekle alakalı bir şey değil bu. Mesela Allah'ı gerçek manada seven adil olmaz mı? Peygamberi gerçek manada seven adil olmaz mı? Sahabeyi seven adil olmaz mı? Bir mümin kardeşini seven adil olmaz mı? Ama bir de işin diğer tarafında eğer karşı taraf düşmansa Allah'ı seven düşmana karşı da adil olur. Dolayısıyla muhabbetin adaletle çok önemli bağının olması biraz da buradan. Ama bu işi bize gerçekten kazandırtacak en önemli şey inanın ki ehli beyti olan sevgidir. İnsan bazen sevgiyi öğrenemiyor öğrenemiyor yıllar geçiyor annesini sevdiğini zannediyor babasını sevdiğini zannediyor arkadaşını seviyor eşiyle evleniyor eşini sevdiğini zannediyor çoluk çocukları oluyor onları sevdiğini zannediyor ama gerçek manada o sevgi istenilen düzeyde yüreğine yerleşmiyor ve gerçekten bazı insanların çok ciddi bir imtihanı var sevgisizlikle Allah onları da sevgisizlikle imtihan ediyor bunu zorlayabileceği bir alan ehlibeyt çünkü yaşadıkları o kadar derin işler var ki insan onları böyle bir irdelediği zaman ehli beyt meselesi kalbi inceltiyor. Ehli beyt meselesi gözü yaşartıyor. El ehli beyt meselesi sevgi meselesini farklı bir biçimde içiriyor insana. Genel anlamda bizim İslam alimlerimiz arasında da ehli ile farklı bir muhabbeti olan bunlar şiirlerine bunlar yazılarına bunlar kitaplarına yansıyor. Mesela hemen hatırlayın i̇mam Şafii ona o şiirleri söyleten o aşkın kaynağının ne olduğunu bir sorgulayın. Varacağınız yerin neresi olduğunu göreceksiniz. Onu, ona baktığınız zaman anlayacağınız şey budur. Ehli beyt meselesi bunu sağlıyor ve Zeyd bin Erkam'da da bu var. Dördüncüsü İslam'ın zirvesi sayılan cihada karşı duyulan kuşanılan sevda insana izzet elbisesini giydirerek zillete düşmemesi için bir bilinç kazandırtır. Bu da Zeyd bin Erkam'dan öğreneceğimiz dördüncü şey. İslam'ın zirvesi sayılan cihada karşı biliyorsunuz İslam'ın zirvesinin cihat olduğunu peygamberimiz bir hadiste söylüyor. İslam'ın zirvesine karşı zirvesi sayılan cihada karşı kuşanılan sevda insana izzet elbisesini giydirerek zillete düşmemesi için bir bilinç kazandırtır. Hayatında biz bunu görüyoruz. Beşincisi ki bizim biraz bugün üzerinde duracağımız bu nifaka karşı kuşanılan hassasiyet insana imanın önüne hiçbir aidiyeti mensubiyeti ve kavmiyeti geçirtmeme adına bir şuur kazandırtır. Bu beşinci maddeyi iyi yazın nifaka karşı kuşanılan hassasiyet insana imanın önüne hiçbir aidiyeti mensubiyeti ve kavmiyeti geçirtmeme adına bir şuur kazandırtır. Şimdi beş şey söyledim kavramlarla özetlersem Zeyd bin Erkam demek hamiyet demek sadakat demek muhabbet demek izzet demek hassasiyet demek Zeyd bin Erkam demek bu beşi demek. Şimdi biz onun hayatından bunları anlamaya çalışacağız. Peki Hazır mısınız şimdi asıl konuya girmeye? Konuya daha yeni giriyoruz. Bunların hepsi mukaddimeydi. Şimdi asıl konuya gireceğiz ve konudan çok önemli bir noktaya doğru gideceğiz. Ve bugünü aslında anlamaya çalışacağız. İnanın ki şu anda biz Zeyd bin Erkam'ın üzerinden Allah'ın onu doğrulaması meselesini gerçek anlarsak bakacaksınız Allah'ın izniyle birçok şey farklı bir biçimde zihin dünyanızda yeniden şekillenecek. Doğum tarihi miladi 612 yani nübüvvet güneşi Mekke'de parladığında 2 yaşında. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ettiğinde daha bir çocuk 10 yaşında 11 yaşında. Bedre onun için katılamıyor. Uhud'a geliyor katılmak istiyor. Hatta Bedir'de de o çocuk olarak gelip Sukya evlerinin önünden Efendimizin geri çevirdiği bir avuç çocuğun içerisinde o da var. Ama Uhud'a da geliyor bir yıl sonra Allah Resulü yeni, yeniden geri çeviriyor. 15 yaşında bir delikanlı olduğunda biliyorsunuz İslam fıkhında çocukluk 15'te biter. 15'ten sonra artık delikanlıdır. 15 yaşına geldiği zaman da Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu Beni Mustalik gazvesinin içerisine dahil ediyor. Zaten Allah'ın onu doğruladığı o hatıra da o hadise sırasında yaşanıyor. Künyeleri kitaplarımızda çok çeşitli. Ebu Amr, Ebu Amir, Ebu Said, Ebu Sa'd, Ebu Uneys. Bunlardan yola çıkarak çocuklarının isimlerinin de künyelerine uygun olduğunu söylemiş bazı kaynaklarımız. Onlar dışında Sabit, Attab, Muhammed, Kap diye isimler de verilmiş. Ama İbn-i Sad der ki onun Kays ile Süveyd isminde iki çocuğu vardı. Bunların anneleri de Hint bin, binti Yezid'di ama soyları devam etmedi. Zaten soylarına ait bir bilgi bilmediğimiz için çocukları konusunda da net bir şey söyleyemiyoruz. Babası Erkan bin Zeyd erken bir vakitte vefat ettiği için söyledik Abdullah İbni Revaha onun himayesini üstleniyor ve İbni Revaha'nın terbiyesinde yetişiyor. Sevda adına aldıklarını da söyledik. Şimdi kaç tane Resulullah'la beraber gazveye katıldığına dair kendinden bir söz aktaracağız. Yine İbni Sad'ın tabakatında Ebu Usak diyor ki bir Ramazan bayramı gününde benim yanımdayken Zeyd bin Erkam'a Allah Resulü ile beraber kaç gazveye katıldın diye sordum. Sordum. Dedi ki 17 gazveye. Peki Allah Resulü kaç gazveye çıktı diye sordum. Dedi ki 19 gazveye. O kendi katıldıktan itibaren sayıyor. Dolayısıyla biz biliyoruz ki aleyhissalatü vesselam efendimizin toplam gazve sayısı Hudeybiye ve Tebuk gazvesi de dahil 28 ama o kendisi ilk gazvesinden itibaren saydığı için böyle bir şey söylüyor. Başka bir rivayette yine İbni Sak'ta şey İbni Sat'ta geçen bir ayrıntı daha var. Bir yağmur duasına çıktığımız zaman Zeyd bin Erkam'a bu soru soruldu. Yine o da aynı cevabı vermiş oldu. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sahabe ile münasebetini gençlerle münasebetini anlayacağımız bir şey aktaracağım şimdi size. Büyük ihtimalle o günlerde 20 yaşlarında bir delikanlıdır. Resulullah var bir tarafta bir tarafta da 20 yaşında bir delikanlı var. Enes bin Malik'ten duyuyor ki Zeyd bin Erkam gözlerinden rahatsız. O kadar işine rağmen aleyhissalatü vesselam Efendimiz Zeyd bin Erkam'ın evinde. Buradan anlayın sahabe ölümüne Resulullah'ı niye sevmiş? Sevgi dediğiniz şey tek taraflı bir şey değil. Seven sevilir. Siz severseniz gerçekten o sevgi karşılık bulur. Bazen bulmayabilir bazen bazılarının imtihanı sevgi olur. Seversiniz sevilmezsiniz. Bu ayrı bir şey ama genel itibariyle bu öyledir. Severseniz sevilirsiniz. Allah Resulü onları çok sevdiği için sahabede Resulullah'ı sevdi. 20 yaşında bir delikanlı gözünden rahatsız diye Aleyhisselatu vesselam efendimiz ta onun evine kadar gidiyor. Olaya şahitlik ediyor Enes bin Malik. Girdik içeriye. Allah Resulü selam verdiği Zeyd bin Erkam'ın yanında oturdu. Hayırdır dedi Zeyd. Allah Resulüne başladı anlatmaya. Gözlerinden rahatsızlıkları var ama iyileşmiş. İyileştim ya Resulallah. Şöyle oldu, böyle oldu. Başından geçenleri anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam efendimiz diyor ki ey Zeyd. Gözündeki o rahatsızlık devam ederse etseydi ne yapardın kaybetseydin diyelim ki gözlerini ya da o hastalık sürekli bir hale gelse ne yapardın şöyle bir cevap veriyor Zeyd bin Erkam ya Resulallah sabrederdim eğer Allah benden alırsa da yokluğuyla yetinirdim ne yapacağım sabrederdim Allah benden alırsa onun yokluğuyla da yetinirdim Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunun üzerine diyecek ki şayet sabreder ve yokluğuyla da yetinirsen Allah'a mutlaka hiçbir günahın olmadan kavuşursun. Çünkü hastalıklar sevap kazandırmak için gelir mümin kullara. Sabrederse onların çektiği bütün sıkıntılar günahlara kefarettir inşallah. Burada önemli olan orada bir şikayete ya da isyana ya da başka bir şeye kapı açmamaktır. Allah o konuda da bütün hastalarımızın sabırlarını arttırsın bizlere de sabırlar versin. Okuma yazma bildiği için vahiy katiplerindendir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın 40 tane vahiy katibi var o kırktan biri de odur. Ama Zeyd bin Erkam'ın okuma yazma bilmesinin ona sağladığı önemli bir şey daha var. O da şu daha Resulullah hayattayken ve onun vefatının arkasından sahabenin dünyasındayken hadislerden bir miktarını yazmış Enes bin Malik'e yazılı olarak göndermiştir. Hani diyorlar ya, ya hadisler ne zaman yazıldı şöyle oldu böyle oldu ona ait de bir cevaptır bu. Biz Zeyd bin Erkam'ı asıl konumuz olan Allah'ın doğruladığı genç serlevhasının altında işleyebilmemiz için mecburen hicretin 5. yılı Şaban ayına Beni Mustalik gazvesine gitmek durumundayız. Bu hadise siyer tarihi açısından çok önemli bir hadise. Benim güzel kardeşlerim hepiniz şöyle ya da böyle siyer okuyorsunuz ama okurken bazı yerler vardır ki üzerinde çok yoğunlaşmanız gerekir. İşte bu onlardan bir tanesi. Beni Mustalik gazvesi birçok olayın yaşanmasına sebep oldu da temelde beş tane hadise var orada yaşanan. İfk hadisesi teyemmüm ayeti olan Nisa suresinin 43. ayetinin nazil olması münafıkların bazılarının hem de liderlerinin teşhiri nifak konusunda müminlerin daha duyarlı bir hale gelmesi Cüveyre binti Haris'in peygamber hanesine hanım olarak girmesi. Beş tane olay ama başka da var. Biz özellikle bu beşini söyleyeceğiz. İfk hadisesi, teyemmüm ayeti olan Nisa 43'ün nazili, münafıkların bazılarının özellikle liderlerinin teşhiri, nifak konusunda müminlerin daha duyarlı bir hale gelmesi, Cüveyre binti Haris'in peygamber hanesine girmesi. Bu beş tane hadisenin dört tanesini siz siyerden okuyacaksınız. Onlar bizim konumuz değil ama özellikle münafıklar meselesi bizim şu anda konumuz. Şimdi benim güzel kardeşlerim elimizdeki mushaf yani şu anda okuduğumuz Kur'an-ı Kerim Allah bizi ondan ayırmasın. Fatiha'dan Nas'a kadar ki tertibi... Kim ne derse desin bu konuda ihtilaflar da var. Ben biraz da ihtilafları sizin zihninizde netleştirmek için böyle ısrarlı bir cümle kullanacağım. Kim ne derse desin iştihadi değildir tevfikidir. Ne demek bu? Yani şu andaki elimizdeki mevcut mushaf sahabenin iştihadıyla düzenlenmiş bir kitap değildir. Cebrail'in Allah Resulüne tertibini söylediği Allah Resulü'nün sahabeye öğrettiği sahabenin de Hazreti Ebu Bekir döneminde musaf haline getirirken kendilerine öğretilen o bilgiler çerçevesinde oluşturdukları bir sıralamadır. Dolayısıyla bugün biz Fatiha'dan Nasa Kur'an'ı okurken böyle bir bilgiyle okumak durumundayız. Sahabenin iştahı da olsaydı bizim için önemliydi ve yeterdi ama onun ötesinde bir şey var ki biz onun üzerinde durmamız lazım. Şimdi hal böyle olunca bir ilim dalı ortaya çıkmış Kur'an ilimleri arasında. Bu ilim dalının adı tenasübül Kur'an. Ne demek tenasübül Kur'an? Tenasüb uyum. Bu uyum ayetlerin ayetlerle sürelerin sürelerle uyumudur. Diyelim ki Bakara süresinde belli bir ayet pasajı okuyorsunuz. 124'ten 140'a kadar mesela. Bu 124'ten 140'a kadar okurken öncesiyle sonrasıyla ona siyak ve sibak deniyor biliyorsunuz. O işin ayrı bir boyutu. Ama ayetlerin birbirleriyle oluşturduğu bir uyum var ki biz bu uyumu dikkatli bir biçimde okuduğumuzda tespit edebiliriz. Mesela pasajlar var. Biz de genelde aşırıları öyle okuruz biliyorsunuz. Ayından ayına orası bir pasaj. Bir konu bütünlüğü var orada. Konu biter, yeni bir konu başlar. Siz o konunun o önceki konuyla alakasının olmadığını zannedersiniz. Ama tenasubul Kur'an dediğiniz İşin uyum boyutuyla ilgilendiğinizde aslında bütün ayetlerin birbirleriyle bağı var. Bu çok önemli bir şey ve sürelerin de var birbirleriyle. Bizim konumuz farklı olduğu için girmeyeceğim oraya ama bir şey söyleyeceğim. Neyle başladı Kur'an? Fatiha ile. Ümmül kitap tabir caiz ise eğer Kur'an şehrinin anası ve anahtarı. O anahtarla biz giriyoruz Kur'an'ın o güzel şehrine, ülkelerine, coğrafyalarına. Fatiha ile girdik. Fatiha 3 sınıftan bahsetti. Nimet verilenler, gazaba uğrayanlar, dalalete düşenler. Nimet verilenler müminler. Onların da açılımı Nisa 69'da var. Onlar nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler. İbn Abbas'ın tefsirine göre gazaba uğrayanlar Yahudiler, Dalalete sapanlar Hristiyanlar. Geliyor mu Fatiha'nın hemen arkasından Bakara? Ne anlatıyor Bakara bize? Yahudileri anlatıyor. Oldu mu bir uyum? Oldu. Hemen arkasından Ali İmran geliyor mu? Geliyor. Ne anlatıyor Ali İmran'da? Hristiyanlara. Uydu mu orada bir yine oldu mu bir uyum? Oldu. Bu uyum var Kur'an'ın içerisinde. inanılmaz derecede bunun üzerinde yoğunlaştığını da görüyorsunuz. Bizim konumuz o da değil. Biz asıl bir yere gidiyoruz şimdi. Geldik Bakara'ya. 286 ayetlik Kur'an'ın en uzun süresine. Kur'an sözü oradan başlatacak. Ve Kur'an bir insanlık tarihi anlatacak bize. O insanlık tarihinin aktörlerini tanıtarak anlatacak. Bilmiyorum böyle bir benzetme doğru olur mu? Adeta bir film Filmin öncesinde kimler oynuyor bu filmde bir tanıyalım bakalım derecesine bize tanıtıyor. Bakara suresinin ilk beş ayetinde müminleri. Altıncı yedinci ayetlerinde münkirleri. Sekizden yirmiye kadar olan ayetlerde de münafıkları. Aa, üç sınıfı tanıdık hadi yola revan olun derecesine bizi o tarihin içerisine alıyor. Şimdi bu üç sınıfı bize anlatırken ayet sayılarından da vasıflarına ve niteliklerine ait özelliklerini aktarırken de bir şeyi dikkatimizi çekiyor. Ya bu münafıklar niye bu kadar anlatılıyor? Müminler beş ayette münkirler kafirler o kafirlerin içerisine hepsini koyun ehli kitabı da koyun müşrikleri de koyun hepsini koyun iki ayette anlatıyor e biz bakıyoruz ki münafıkları hemen işin bidayetinde hem de ne benzetmelerle Allah aşkına hatırlayın o ayetleri ne benzetmelerle 8'den 20'ye kadar 12-13 ayette anlatıyor. Neden? Çünkü bu ümmetin en büyük imtihanı münafıklar. Münafıklarla bizim imtihanımız bitmeyecek. Karşımızda kafir olsa derdimiz bizim kolay. Keşke Hans olsa Keşke Albert olsa, keşke başka biri olsa. Keşke gözükse, gözüktüğü zaman bizim işimiz inanın ki kolay. Biz çünkü o zaman daha iyi gayrete geliyoruz. Daha iyi farklı bir biçimde teakkus halinde oluyoruz. Daha iyi stratejiler üretiyoruz. Ama öyle değil işte. Adam camide seninle beraber gördüğün zaman seninle beraber yüzü, şekli sana mümin olduğuna dair bazı şeyleri söylüyor. Adını senin adınla senin adına yakın bir at kullanıyor. Dolayısıyla senin onu oradan ayırabilmen mümkün değil. Bu çok zor bir şey ama zor olduğu kadar da bizim imtihanımız hep böyle oldu. Olmaya da devam edecek. Bundan sonra da böyle. Çünkü Kur'an zaten bu hakikate dikkat çekmek için işin bidayetinde münafıkların vasıflarını bize bu kadar detaylı bir biçimde anlatıyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim bir soru sormak istiyorum size. Çekinmeden cevap verin. Münafıkları en iyi kim tanır? Kim tanır? Ses gelsin bana. He? Kim tanır? Daha doğru bir söz duymak istiyorum. Allah Resulü de bilmiyordu çoğunu. Ha, kim dedi onu? Evet. Münafıkları ancak doğru bir biçimde münafıklar tanır. Bir kere münafık böyledir zaten. Maske kullandığı için senin yanında konuşmaz. Senin yanında of öyle bir konuşur ki dersin ki yahu ne dindar adam, ne mücahit adam, ne iyi adam dersin. Ama ikinci bir sınıf daha da tanır. Hakiki müminler tanır. Allah'ın evet Allah'ın has kulları, Rahman'ın has kulları, Allah'ın nuruyla meseleye bakanlar. Çünkü Allah'ın nuruyla bakan feraset ve basiretle bakacak. Biliyorsunuz feraset şöyle bakmak basiret ise şöyle bakmaktır. Ne demek bu? Feraset bakışın genişliliği basiret bakışın derinliliğidir. Eğer Allah feraset vermişse birileri böyle bakarken sen böyle bakarsın. Zaten o kelimenin kökü de oradan geliyor biliyorsunuz. Firas'tan geliyor. Firaz at demektir, yarış atı demektir. Atlara at gözlüğü takılır ki sadece önleri görsünler. Aslında o gözlüğü attığınız zaman böyle bakıyorsunuz. Aslında feraset biraz at gibi bakmaktır ama gözlüksüz bakmaktır. Baktığınızda şöyle görüyorsunuz. Geniş görüyorsunuz. Basiret ise derinlik. Olayın arkasını da hesap ediyorsunuz sadece bugünle yetinmiyorsunuz. Daha arkaya da bakarak konuşuyorsunuz. Şimdi şöyle bir adam var Medine'de. Allah Resulü'nün minberinin kenarında duruyor, konuşuyor. Onları onu tanımayan insanlar Mescid-i Nebevi'ye girdikleri zaman diyorlar ki ya o nasıl bir takvalı adam? Bu nasıl bir aşk? Bu nasıl bir peygamber aşkı? Adama bak ya nasıl konuşuyor neler söylüyor. Ey Medineliler diyor ey Hazretçiler ey Efsiler Allah size Muhammed'le bir şeref kazandırttı. Eğer o gelmeseydi biz beş para etmeyen adamlardık ama o geldi bize Kur'an'ı da getirdi bizi adam etti bizi şöyle etti bizi böyle etti. Neredeyse tekbirler inleyecek o kadar duygular coşmuş konuşuluyor konuşuluyor konuşuluyor. İnsanlar onun sözlerinden galeyana geliyorlar peygamber aşkına ait bazı şeyleri duyuyorlar. Kim bu adam? Abdullah İbni Übey İbni Selül münafıkların lideri bu adam. Bu adam başlangıç itibariyle böyle değildi ki bu adamın hali böyle. Hali böyle olduğu için bakın Uhud'a gelirken 300 tane insanı geri çevirdi. Şimdi biz siyerin içerisinden olayı anlatırken parçacı anlatıyoruz. Alıyoruz oradan bir cımbızla bir cümleyi onun üzerinden anlatıyoruz. Diyoruz ki 300 tane münafık geri döndü. Haşa onların hiç onların çoğu münafık değildi. Peki nasıl kandırdı İbn İb 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 Selül biliyor musunuz onları? Konuşuyor insanlarla yine aynı konuşuyor damardan giriyor. Ya diyor bunlar Resulullah'ı ateşe götürüyorlar. Allah Resulü'nün gönlü şehir savunmasındaydı. Bunlar adamı kandırdılar. Resulullah'ın gönlü yok Uhud'a çıkmaya. Gelin beni dinleyin biz geri dönelim. Biz eğer geri dönersek Resulullah'ı memnun etmiş oluruz. Adam Resulullah'a karşı olalım diye milleti götürmüyor. Gelin yaptığımız işle Resulullah'ı memnun edelim diye geri götürüyor. Anlamıyoruz bakın yanlış anlıyoruz eksik anlıyoruz. Onun için işin içinden çıkamıyoruz. İbni Selül böylece 300 insanı kandırdı. 300 insanı geri çevirdi. Olayın sonrasında biliyorsunuz. Şimdi böyle bir adam. Bu adamın derdi ne? Evs ile hazretçi arasında kavga var. Yıllar yılı süren bir kavga. O kavganın neticesinde harpler olmuş, savaşlar olmuş neyse en son bir noktaya gelmişler. Artık birden, bundan sonra bir yıl bir kabileden bir yıl öteki, öteki kabileden bir kral olacak. Ve o krallık meselesi de daha sonra hazretçiler yoğunluk olduğu için onların üzerinde yoğunlaşacak. Son sene kral kim? Abdullah İbni Übey İbni Selül adama bir de taç yaptırılmış krallığı ilan edilecek. Allah Resulü hicret ediyor adamın o planlarının hepsi suya düşüyor hayaller gidiyor. İçinde biriktirdiği o öfke o nefret Allah Resulü'nün karşısında da duramıyor. Çünkü Medine'de inanılmaz bir imana yöneliş var. E ne olacak bu sefer başlıyor maske kullanmaya. Zaten münafıklık imkanların, paranın, gücün, servetin çoğaldığı zamanlar ortaya çıkar. İmtihanların ağırlaştığı zamanda münafık göremezsin. Münafık niye münafıklık etsin? Bugün bir imtihan olsa herkes maskesini atacak. Mesela saflar daha net bir biçimde ortaya çıkacak. Ama bir yerde rant varsa, para varsa, mevki varsa, makam varsa orada maske kullanılacak ki o ranttan istifade edilsin. Bakıyor ki Medine'de de İş biraz farklı noktaya gidiyor. Allah Resulü'nün itibarı, itibarı artıyor. Bedir olmuş. Müslümanların sayıları çoğalmış. Artık Medine'de Müslümanların karşısında farklı bir biçimde yer almak mümkün olmayacağı için İbni Selül kendisinin çok takvalı zahit bir adam olduğuna dair bazı şeyleri ortaya koyuyor. Size ikinci bir tescilli münafıktan bahsedeyim. Sadece bir cümleyle İbni Selül'ün üzerinde duracağız. O kim biliyor musunuz? Ebu Amir kimin babası? Meleklerin yıkadığı sahabi olan Hanzala'nın babası. O adamın lakabı Errahip. Allah rahmet eylesin Hamidullah Hoca da o noktada ama doğru değil o. Rahip lakabından dolayı adamın Hristiyan olduğunu söylüyor ama bu bilgi doğru değil. Adam Hristiyan Hristiyan değil. Adam çok ibadet ettiği için öyle anılıyor. Bakın münafık rahip diye lakabı var ama böyle de bir hali var. Münafıklık bu işte. Yani anlayın derdimizin ne kadar büyük olduğunu ona göre meselenin üzerinde, üzerinde durun. İbni Selül böyle bir halde ve Beni Mustalik gazvesine katılıyor. Şimdi münafıkların şöyle bir taktiği var. Ganimet var risk azsa o savaşta varlar. Risk fazla ganimet azsa niye gidelim ki boşu boşuna kendimizi tehlikeye sokmayalım diye orada yoklar. E bu benim ustalikte zengin bir kabile ganimet oradan fazla elde edilecek kolay da yutulur bir lokma. Onun için biz bunun içerisine katılalım diyerek adamlarıyla beraber katılıyorlar. Müreysi suyu diye bir yer var orada konaklıyor İslam askerleri. Sudan o kuyudan su çekecek insanlar sıra o anda Hazreti Ömer'in kölesi olan Sinan İbni Weber'e geliyor. Sinan İbni Weber Hazretin affedersiniz Ensar'ın kölesi Sinan İbni Weber Beni Gıfar'dan olan Cahcah İbni Mesud ise Hazreti Ömer'in kölesi. Yani muhacirlerin adamı Cahcah İbni Mesud Ensar'ın adamı Sinan İbni Weber. Su kuyusundan Su çekerlerken sıra senindi benimdi kova senin kovandı benim kovamdı derken bir tartışma oluyor. Bir anda sinirler geriliyor bu iki sahabi ikisi de sahabidir bir yaka paça birbirlerine sarılıyorlar hatta biri birine bir tane vuruyor. Olay gerginleşince birisi bağırıyor işte Cah Cah İbni Mesud yetişin ey muhacir topluluğu. Diğeri de yetişin ey ensar topluluğu diye bağırıyor ensar muhacir o destan yazan insanlar bir anda karşı karşıya geliyorlar. Ve o anda münafıklar fırsat bu fırsat yüzlerindeki maskeleri kaldırıyor. Farklı bir biçimde nifakı kusuyorlar. Şimdi o nifaklarına geleceğiz ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olaydan haberdar olunca hemen geliyor. Öyle bir gadaplanmış ki o anda Efendimiz aleyhissalatü vesselam Şöyle bir bakıyor sahabeye Ensar'a Muhacire ve söylediği söz şu oluyor. Bu cahiliye davası da ne oluyor böyle? Bizim için mensubiyet hani İslam'dı. Ne oldu da Ensar Muhacir deyip birbirinizin karşısına geldiniz? İslam'ın önüne başka aidiyetler, başka mensubiyetler mi geçiriyorsunuz? Bu cahiliye davası da ne böyle? Bunun üzerine efendimiz hadi diyor, kalkın yürüyoruz. Kaldırıyor orduyu. Saatlerce yürütüyor hiç durmuyor. Yürüyor, 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 yürüyor. Bir yere geliyor efendimiz. 5 saat mi geçmiş? 6 saat mi geçmiş? Burada konaklayacağız diyor. Orada konaklanıyor. Sahabe yorulmuş. Yorgunluktan hemen konaklanır, konaklanmaz. Uykuya dalıyorlar. Uyanıyorlar ki kalplerinde, yüreklerinde o öfkeden eser kalmamış. Şimdi burada efendimizin yaptığı taktik çok önemli bir şeydir. Bakın, düşman şu anda bizim zaafiyetlerimizi kullanıyor. Şu anda bir tane böyle dünya haritası alın elinize işaret koyun İslam coğrafyalarına şöyle Araştırın bütün İslam coğrafyasının sınır noktasında birbirleriyle problemi vardır. Bugün yemende çocuklar ölüyor. Kim öldürüyor o çocukları, Bugün Suriye'de olan bitenler, bugün Irak'ta olup bitenler, bugün Libya'da olup bitenler, bugün Somali'de olup bitenler, bugün Sudan'da olup bitenler. Bir bakın kimler yapıyor bu işleri? Dolayısıyla zaafiyetlerimizi biz yönetemiyoruz bugün İslam coğrafyaları olarak. Zaafiyetlerimiz var mı? Var ama zaafiyetlerimizi ehli küfür yönetiyor. Yönettiği için de bakın iki yakamız bir araya gelmiyor ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oradaki o adımı birçok açıdan ele alınabilir ele alınacak en önemli noktalardan bir tanesi de zaafiyet yönetimidir madem sizin ırk adına mensubiyet adına aidiyet adına bir zaafiyetiniz var onu nasıl yönetirim ona ait bir şey söylüyor kalkın yürüyoruz diyor kalkıyor ve onları yoracak kadar yürütüyor bugün eğer biz halen bazı şeyleri bu manada kendimiz ipleri elimize alacak iradeyi gösteremiyorsak emin olun bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi boş kaldığımız içindir. Boşluğumuzu kullanıyor şeytan nefis ve ehli küfür. Eğer biz kendimizi bu manada biraz daha iyi bir hale getirsek, zamanımızı iyi tanzim etsek, boşluk bırakmasak, koşsak yani sürekli koşsak, yorulana kadar koşsak, İslam adına, ilim adına, irfan adına neyse belli bir gayretimiz olsa, o gayreti ortaya koysak Allah aşkına dedikoduya, gıybete, birbirimizi yemeye, birbirimize çelme takmaya zaman mı kalacak? İşi olan adam bunları yapamıyor yapmıyor zaten. İşi olmayan adamlar bunları yapıyor. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şey öğretiyor bize. Bu manada demek ki zafiyetlerinizi yönetemiyorsunuz. Hadi diyor kalkın kalkıp onları saatlerce yürütüyor. Neticede de mesele surha kapı dönüşmüş oluyor. Şimdi o fitne ateşi devam ederken Abdullah İbni Übey İbni Selül topluyor adamlarını fırsat bu fırsat diyor. Ateş yandı bu ateşi daha da çoğaltalım sağına soluna bakıyor kimse yok asıl kimliğiyle konuşacak. Zeyd bin Erkam orada 15 yaşında bir delikanlı bu çocuktan bir şey olmaz diyor bu duysa da bir şey olmaz kim buna inanacak kim söylese de buna inanmazlar diyerek onun yanında asli kimliğiyle konuşuyor ve diyor ki insanlara kendisini dinleyenlere ya siz bu Muhammed'e ve Muhammed'e inananlara çok yüz verdiniz kesin onlara verdiğiniz şeyleri siz bunları beslediniz, beslediniz, beslediniz. Aynen bizim kullandığımız beste kargayı oysun gözünü. Öyle oldu işte beslediğiniz için şu anda size zarar görüyor. Bundan sonra onlara mal vermek yok, infakta bulunmak yok, sadaka vermek yok. Muhacirlere sahip çıktınız, evlerinizi, mallarınızı, mülklerinizi onlarla paylaştınız. Bakın onlar en ufak bir şeyde nasıl size karşı davrandılar. Onun için bundan sonra Muhammed'e ve Muhammed'e inanan adamlara en ufak bir yardımda bulunmayacaksınız. Göreceksiniz biz bir gidelim Medine'ye. Aziz olanlar zelil olanları Medine'den sürüp çıkaracak. Kendilerini kastediyor. Kendileri aziz, Müslümanlar da zelil. Aziz olanlar zelil olanları sürüp çıkaracak. Şimdi bunu duyuyor Zeyd bin Erkam. Başından kaynar su dökülüyor. Ne yapacak? söylese de kimse inanmaz. Konuşan Abdullah İbni Übey İbni Selül adam işte biraz önce size resmettim. Böyle bir adam bu sözü söyledi dediğiniz zaman kim inanır? Gidiyor amcam dediği Sad bin Ubade'ye. Sad bin Ubade'ye anlatıyor. Sad bin Ubade diyor ki git başımdan öyle şey olur mu? Hiç İbni Selül böyle şeyler söyler mi? Ben Resulullah'a söyleyeceğim diyor. Sad bin Ubade diyor ki söyleme bak Resulullah da sana inanmaz. Zeyt bin Erkam o hamiyet bu işte o hamiyet duygusundan dolayı duramıyor yerinden varıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına Efendimiz'e söylüyor. Ne oldu biliyor musunuz? Efendimiz de inanmadı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiç hoşnut olmadı bu sözlerin duyulmasından. Ve böyle olunca Zeyt bin Erkam'ın dünyası başına yıkıldı. Ben ne yaptım? Fitneci durumuna düştüm iftiracı durumuna düştüm. Bir de münafıkların şeyine geldim. O, o ne nasıl diyelim? saldırısının hedefi oldum. Üzgün, sıkıntılı bu halde o yolu tamamlıyor. Gecenin ilerleyen vakitleri Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam Zeyd nerede diyor? Zeyd geliyor. Efendimizin yaptığı şey Zeyd'in şöyle kulaklarını sevmek. Bu kadar. Olayı uzaktan izliyor Hazreti Ebu Bekir zannediyor ki eğildi Zeyd'in kulağına bir şeyler söyledi Resulullah. Koşup geliyor diyor ki Zeyd ne söyledi Resulullah sana? Vallahi bana bir şey söylemedi ama benim kulaklarımı sevdi. Müjdeler olsun sana diyor müjdeler olsun sevineceksin diyor. Hazreti Ebu Bekir'in Zeyd bin Erkam'la konuştuğunu görünce Hazreti Ömer geliyor. Aynı soruyu o da soruyor. O da diyor ki vallahi bilmiyorum Resulullah böyle yaptı bana. Ben de Ebu Bekir'e anlattım. Ebu Bekir de bana böyle dedi. Hazreti Ömer de bir şeyler olacağını anlıyor ama ne olduğunu bilmiyor. Sabah namazı vaktidir. O güzel cemaat Allah Resulü'nün arkasındadır. Allah Resulü Fatiha'dan sonra bir süre okuyor. İlk kez nazil olmuş bir süre ve o süre münafikun süresidir. Ve o münafikun süresinin 7. ve 8. ayetleri Zeyd'i anlatıyor. Zeyd'in halini anlatıyor. Onlar Allah'ın elçisinin yanında bulunanlar için hiçbir şey harcamayın ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıkların çoğu bunu anlamazlar. Onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan aziz olan zelil olanı zayıf olanı mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük asıl izzet ancak Allah'ın peygamberinin müminlerin peygamberin ve müminlerindir. Fakat münafıkların çoğu bunu bilmezler. Şimdi benim güzel kardeşlerim benim güzel meclis arkadaşlarım Şöyle bir gelin kendinize. Allah aşkına bu ayetleri duyduğu anda Zeyd bin Erkam'ın ne hale girebileceğini düşünebiliyor musunuz? Bu ayrı bir duygu. İbni Selül'ün ne hale girebileceğini düşünebiliyor musunuz? O da orada. O da o cemaatin içerisinde o da o ayetleri dinliyor. Zaten ondan sonra İbni Selül tescilli münafıktır. Dönüp geldikleri zaman Medine'ye gelip minberde konuşmaya başladığı zaman ne yaptı biliyor musunuz sahabiler? Biri bir ayağından biri başından biri öteki ayağından tuttu. Ey Allah'ın düşmanı bundan sonra burada konuşmak yok dediler sana. Ve o günden sonra bir daha da konuşturtmadılar. Artık vuruldu mühür çünkü Kur'an konuştu Allah münafık dedi. Tescilli münafık oldu ondan sonra da bir daha mescidi i Nebevi'de ona konuşma imkanı vermediler. Namazdan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Zeydi çağırdı. Gel gel Allah'ın doğruladığı genç dedi. Gel dedi ve bağrına bastı. Şimdi böyle bir hatıra varken serlevha bu olmaz da hangisi olur Allah aşkına? Allah'ın doğruladığı genç. Allah doğrularsa işte böyle doğrular. Kur'an'ında onu böyle anar. Onun yaptığı şeyden memnun olduğunu böylece işaret eder. Ta dünyanın sonuna kadar da Zeyd bin Erkam'ı hayırla yad ettirir. Biz de hayırla yad ediyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun. Bizi de onun yolundan ayırmasın inşallah. Zaman geçiyor. Son bir fasla götürüp bitirmek istiyorum. Zeyd bin Erkam'ın hadislerle alakalı şeyini biraz önce söyledim. İbn Hazm'a göre 70, Ahmet bin Hanbele göre 84 tane hadis rivayet etmiş. Onun aktardığı hadisler gerçekten çok önemli ama o ehli beytle alakalı olan Müslim'de geçen rivayet çok çok önemli. Hadiseyi bir hatırlayalım o, o hadise de bir mesele üzerinden ortaya çıktı. Sonra Efendimiz orada konuştuklarını konuştu. Zaman veda haccının sonudur. Veda haccının günlerinde Hazreti Ali Yemen'e doğru gitmiş bir grup sahabiyle beraber zekat mallarını toplamak için dönüş yolunda bakmış ki Hazreti Ali yetişemeyecek veda haccına. Allah Resulü ile o hacı yapmayı çok arzuluyor. Askerlerine bazı talimatlar veriyor. Sakın diyor bakın ganimet mallarına el sürmeyin. Zekat mallarına el sürmeyin. Allah Resulü'ne biz bunları teslim edelim. O nasıl pay ederse pay etsin. Ben de Allah Resulü'ne yetişmek için Mekke'ye gidiyorum diyor. Onlardan ayrılıyor. Allah Resulü'ne gelip kavuşup haccını peygamberimizle beraber yapıyor. Dönüş yolunda da efendimizden önce sorumluluk bilincidir bu Hazreti Ali'nin. Yine askerlerine kavuşmak için erken bir vakitte çıkıyor Mekke'den gelip askerlerine kavuşuyor. Kavuşuyor ki ne kavuşsun bakıyor ki askerleri o elbiselerden bazılarını giymişler. Niye giydiniz bunları ben size demedim mi diye sinirleniyor Hazreti Ali. Onlar da diyorlar ki Resulullah gelecek bizi kirli elbiseler içerisinde görmesin. Güzel bir biçimde Resulullah'ı karşılayalım diye bunları giydik diyor. Hazreti Ali çok gadaplanıyor üstlerinden alıyor onları. Bunlara farklı biraz sert bir muamelede bulunuyor. Derken onlardan o elbiseleri almasından kaynaklanan bir sıkıntı oluşuyor. Ve başlıyor insanlar Hazreti Ali hakkında ileri geri konuşmaya. Bu da aleyhissalatü vesselam efendimizin kulağına geliyor. Allah Resulü onlara yetişip sefer devam ederken bazı sözler duyuyor Ali hakkında. Ali şöyleydi, Ali böyleydi, şöyle sertti, böyle davrandı falan filan. Gadir-i hum denilen konaklamak için çok da müsait olmayan bir yerde Efendimiz veda haccından dönen yüz bine yakın insanı konaklatıyor. Şimdi o andan itibaren olanı anlatıyor Zeyd bin Erkan bize. Bakın bu hadise ehli sünnet içinde ehli şia içinde çok önemli. Ama bizim aramızda temelde bir fark var. Ehli sünnet bu rivayeti ehli beyte muhabbet olarak anlıyor ki doğru anlayış budur. Ehli şia ise bu rivayeti ehli beytin hilafeti olarak Resulullah'tan sonra vasi tayini olarak anlıyor ki böyle bir anlayışa sebebiyet verecek hiçbir karine yok ortada. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın orada yaptığı o hutbe bize en ince detaylarıyla anlatılıyor. Anlatan kim? Allah'ın doğruladığı genç Zeyd bin Erkam. Ben bir miktarını söyleyeceğim. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ey insanlar ben de bir insanım yakında Rabbimin elçisi bana da gelecek ve ben de onun davetine uyup gideceğim size iki önemli şey bırakıyorum miras olarak. Bunlardan biri insanı doğruya götüren bir rehber ve nur olan Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ona sımsıkı yapışın ve ona sarılın. Bir diğeri de ehli beytimdir. Allah'tan korkun da ehli beytime saygılı davranın. Allah'tan korkun da ehli beytime saygılı davranın. İki emanet. Veda haccında buna benzer bir şey söyledi. Ne söyledi? Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Burada ne dedi? Allah'ın kitabı ve ehli beytim. Var mı bir çelişki? Hayır. Nedir buradaki şey? Bazı hadisler bazılarını tamamlar. Sünneti en iyi kim bilir? Evin ehli bilir aleyhissalatü vesselam efendimiz de aslında onu söyledi birincisinde genel anlamda sünnet dedi ikincisinde adres gösterdi sünneti en iyi öğreneceğiniz yerdir ehli beyt dedi şimdi bu rivayetin sahibi Zeyd bin Erkam olduğu için olay uzun müslümde okuyun neredeyse iki iki buçuk sayfadır bu rivayet şöyle bir soru sordu insanlar Zeyd dedi peygamberin ehli beyti kim? Hanımları da ehli beytten midir değil midir soru mühim ehli sünnetin ehli beyt anlayışını buradan biz öğreneceğiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın terbiyesinde yetişen o güzel insan dedi ki hanımları ehli beyttendir. Kur'an'da zaten onu söylüyor fakat onun asıl ehli beyti kendinden sonra sadaka almaları haram olanlardır. Bu sefer bir soru daha geldi onlar kim? Sadaka alanlar kim? Net bir biçimde cevap geldi. Ali'nin ailesi, Akil'in ailesi, Cafer'in ailesi ve Abbas'ın ailesi. Bu dört aile ehli beyttir. Allah Resulü'nün ehli beyti olarak onlar sayılır. Ve bu dört aile ve bu dört ailenin soyu ehli beyt olduğu için onların sadaka almaları haramdır. Şu anda da öyledir eğer gerçek Ehli Beyt ise asla alamaz zekat. Osmanlı bundan dolayı Nakibu'l Eşraf müessesini kurdu. Sırf Ehli Beyt sadaka almasın ve kimseye de el açmasın diye. Şu anda o hassasiyet ortadan kalkmış işler karışmış birbirine o ayrı bir mesele. Ama İslam toplumlarında bu mesele çok canlı bir biçimde korundu. Bilenler halen de bunu korumaya devam ediyor. Şimdi Zeyd bin Erkam'ın Allah kendisinden ebeden razı olsun başka hiçbir rivayeti olmasa biz hiçbir tane hadisini okumasak sadece bu hadis bile bize bir sürü şey söyler bir sürü meselenin anlaşılmasına izaha kavuşmasına katkı sağlar. O meşhur bir hadise var ya Hazreti Ebu Bekir'in yaşadığı şimdi söylesem hatırlayacaksınız onun da ravisi Zeyd bin Erkam'dır. Bir kölesi var Hazreti Ebu Bekir'in bir şey ikram ediyor Hazreti Ebu Bekir'e. Hazreti Ebu Bekir hassas birisidir sorar bu nereden diye o anda artık neyse hoşuna gidiyor. Nereden olduğunu sormadan yutuyor çiğneyip yutuyor yutuyor. Kölesi diyor ki sen her zaman sorardın ama bu sefer sormadın nereden geldiğini. Hazreti Ebu Bekir anlıyor ki ortada bir şey var nereden diye soruyor. Cahiliye döneminde işte birine bir falcılık yapmıştım da kehanette bulunmuştum da ondan bir alacağım vardı da o adamı gördüm adam da alacağını verdi bu oradan diyor. Hazreti Ebu o anda o haramı yutmama adına bir gayrete giriniyor. Hatta yutmuştur istifra ediyor su getiriyor uğraşıyor uğraşıyor o şeyi çıkarmaya çalışıyor ve çıkarıyor. Kendisine niye böyle yaptığını soranlara da şunu söylüyor. Canımın çıkacağını bilsem yine de o lokmayı çıkarırdım. Çünkü ben Resulullah'ın haramdan oluşup gelişen vücutlar için en layık şey ateştir buyurduğunu işittim. Hassasiyete bakın. Haramdan oluşup gelişen vücutlar için en layık şey ateştir buyurduğunu işittim. İşte bunun için vücudumun bu bir lokmadan yararlanmasından korktum dedi. Bunu kim bize nakletti? Zeyd bin Erkan nakletti. Ama benim güzel kardeşlerim bir derdimiz var ki şimdi bu derde ben burada temas etmeden geçersem içimde dert kalacak. Allah aşkına bakın biz Müslümanlar domuz etini duyunca domuzu duyunca moralimiz bozuluyor değil mi? Haklı olarak bir haram olduğundan dolayı bir tepkimiz var ve yiyilince bir haram yiyildiğini biliyoruz. Peki faizin haram olmadığını bize söyleyen bir karine mi var? Niye aynı tepki yok? Rüşvet haram değil mi? Niye rüşvet için aynı tepki yok? Haksız kazanç haram değil mi? Niye aynı tepki yok? Bakın, birileri bizim algılarımızla oynuyor. Sen domuzla uğraş gerisine karışma dercesine sanki o var, sadece o var haram olarak, diğerleri haram değilmiş gibi bir algı oluşturuluyor. Burada aslında Hazreti Ebubekir'in o hassasiyeti bu. Sen bir rüşvet yediğin zaman o memleketin tamamının cürmüyle Allah'ın huzuruna gideceksin. 80 milyonun hakkını yemiş bir biçimde gideceksin. Git bakalım orada verirsin onun hesabını. Birinin hakkıyla gittiğin zaman orada nasıl bunun hesabın altından çıkacaksın? Onu düşündüğün zaman ödün kopar. Nasıl ki domuz eti gördüğünde hassasiyet gösteriyorsun onun aynısını diğerleri için de gösterirsin. Onun için haramları daraltmaya ya da haramları genişletmeye bizim hakkımız yok. Mecburuz burada yeniden hassasiyet kazanma adına bir yenilenmeye yeniden bir kendimize gelme adına bazı adımlar atmaya. Hazreti Ebu Bekir'in buradaki o hassasiyeti de bize bir ölçü olsun. İki tane dua okuyayım sözlerimizin sonu iki dua olsun. İkisini de bize Zeyd bin Erkam naklediyor. O naklettiği hadislerdendir. Bakın ilk okuyacağım dua İbni Kesir'in el bidayesinde de var ama hadis kaynağı olarak Ebu Nuaym'ın hilyesinde var. Ve diyor ki Zeyd bin Erkam naklederken hadisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazen namazlarını bitirince bu duayı okurdu her zaman değil ama bazen namazlarının arkasından bu duayı okurdu. Neymiş dua? Ey Rabbimiz her şeyin Rabbi ben şehadet ederim ki ancak sensin Rabb. Biricik olan sensin ve senin ortağın yoktur. Ey Allah'ım ey Rabbimiz ey her şeyin Rabbi ben şehadet ederim ki Muhammed senin kulun ve Resulündür duayı yapan Allah Resulüdür. Bunları bilerek okuduğumuz zaman daha farklı zihnimizde bir şeyler belirir. Ey Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi. Ben şahadet ederim ki bütün kullar, müminler kardeştirler. Ey Allah'ım, ey Rabbimiz. Ey her şeyin Rabbi. Beni kendim için ve ehlim için ihlaslı kıl ve her saatte dünyada da ahirette de bana bunu unutturma. Ey celal ve ikram sahibi Rabbim benim davetimi işit ve dualarımı kabul eyle. Allah yücelerin en yücesidir. Ey Allah'ım göklerin gökleri ve yeri nurlandır. Sen ki yücelerin en yücesin. Allah bana kafidir. O ne güzel vekildir. O yücelerin en yücesidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir duası. Bir diğer duasını da bize yine naklediyor Zeyd bin Erkam. O duanın size tam olarak vereyim şeyinin kaynağını. Bakın özellikle Müslim'in zikir babının 73 numaralı hadisi. Nesai'nin istiaze babının 13 ve 10, 65 numaralı hadisi. Allah aşkına dikkat edin duaya. Bakın Resulullah nasıl bir dua ediyor. Allah'ım acizlikten, tembellikten, cimrilikten ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle. Onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek de sadece sensin. Allah'ım faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Biz de Resulullah'ın sığındı, her şeyden Allah'a sığınıyoruz. Neyi istemişse onları Rabbimizden istiyoruz. Neyden de uzaklaşmışsa biz de onlardan uzaklaşmayı diliyoruz inşallah. Rabbim hepimizi o çizgide o hassasiyette olanlardan eylesin. Ve bizleri Zeyd bin Erkan ve onun gibi olan Ashab-ı Kiram efendilerimizin yolundan ayırmasın inşallah.